Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve biveçil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâtin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eser müellifi Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin geçmişlerin erva için el Fatiha. İnne li rabbikum evet fi eyyami dehrikum nefahat ela fetaridu leha. Cenab-ı Hakk'ın feyizlerinin, bereketlerinin, mağfiret, rahmet yollarının taştığı anlar vardır. Anlar vardır. Bu okuduğumuz hadis-i şerifte cuma günü duaların kabul olunca saati ikindi namazıyla gün batan arasında arayınız buyuruyor Peygamberimiz. Bunun da kıyamete kadar her cumada olduğu söyleniyor. Bir hadis-i şerifte de Allah'ın feyiz ve bereketinin, rahmetinin, af kapılarının sonuna kadar açıldığı anlar vardır. Üfürülen, bereket akıtılan anlar vardır. Hadis-i şerifi var. Şimdi işte bugün bu anlardan birisi cuma günü. O saatte ne dersen tamam deniyor. Bazıları da seher vaktidir diyor. Onun için bakıyoruz bu kitabı yazan zat da hiç uyumamış. Hiç ayağını uzatıp da yatmamış. Aynen böyle. Hiç ayağını uzatıp da hayatında yatmamış adam. Kendini bildili bileli. Adam olmak zor bir iş yahu. Ayak uzatmayı Allah'a karşı edepsizlik saydığı için hiç ayağını uzatıp yatmamış. 80 küsür yaşında hastalanmış. Doktor gelmiş, acı çektiğini görmüş. Hoca ben demiş, ayağını uzat azıcık, şöyle uzan. Estağfurullah demiş. Bir de ayak uzatma günahıyla mı beni karşı karşıya bırakacaksın evladım? Ayak uzatmayı günah sayıyor. Adam olmak böyle incelip sık dokmakla oluyor. Hani ötekiler hep cehennemlik mi? Yok canım, öyle bir şey söylemedik canım. Öyle, ama böyle kitaplar yazabilmek için de bizim gibi tembeller olmuyor bu iş. Efendim şimdi burada da şunu parantez açalım. Bir gün bir zat gelmiş peygamberimize. Ya Resulullah demiş, ben demiş öyle tahsilli falan adam değilim. Görgülü falan bir adam, ben çöl adamıyım. Bana demiş basit şeyler söyleyecek ama demiş cennete gideceğim ha. Gülmüş peygamberimiz, pazarlık ediyor peygamberle. Öteki adamlar, mesela Hazreti Ebubekir, Ömer, edepli insanlar, peygamberin kim olduğunu biliyorlar. Böyle pazarlık edilir mi peygamberle? Ama adam cahil, cahil cesur olur. Onlar böyle söyleyince onlar böyle edeplerinden. Evet, bunu niye söylüyorsun? Kur'an'da var. Birbirinize hitap eder gibi etmeyin Muhammed Mustafa'ya diyor. Sesiniz bize yükseltmeyin. O benim Habib seçtiğim insan. Öyle kendinizden biri değil o. Evet insan ama ben onu seçtim. Öyle rastgele bir adam değil. Onun için edepli oluyorlar. Seslerini bile fısıl fısıl söylerlermiş. Ebu Bekir ile Ömer. Allah böyle buyurdu diye edeplerinden. O adam tabii ben çöl adadım diyor. Zaten söylemiş. Peygamberimiz hiç kızmamış. Onlar kızıyorlar ama Efendimiz bir şey demeyince de böyle duruyorlar. Tamam evladım demiş. Günde 5 vakit namaz kıl. Tamam demiş. Onu yaparım. Hacca git ömrünü bir defa. Tamam onu da yaparım. Zekat ver. Para nerede ya Resulallah? Karnımızı doyduruyorum. Tamam demiş. Para bulursan zekat ver.
İşte yılda bir defa oruç tut. Şehadet kelimesi zaten var. Tamam demiş. Bu kadar mı demiş? Bu kadar. Vallahi demiş hiç eksik yapmayacağım ama vallahi fazla da yapmayacağım demiş. Söylediğin aynen yapacağım ama fazla yapmam vallahi demiş. Ve çekmiş gitmiş. Pazarlık etmiş çünkü cennet yolu bu. Demiş ki efendimiz cennete giren bir adam görmek isteyen var şu adama baksın. Yani bu adam sabaha kadar uyumamış deyince kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın. Bu işleri yapan da öyle demiş. Bak cennete giden bir adam görmek istiyorum. Aha bu adama baksın. 5 vakit namaz, yılda bir oruç, yılda ömürde bir hac, değil mi? Zenginse zekat, şehadet kelimesi. Bunlar da cennete gidilir. Gidilir de. Cennette biliyorsunuz derece derece canım yani. Derece derece. Fakat sülalenizde böyle bir adam varsa cennetin içine girdikten sonra çıkarsınız yukarıya. O da var Kur'an'da. Mesela biz Mevlana'yı büyük adam biliriz. Yunus Emre'yi büyük adam biliriz. Hüsnü zannımız öyle. Kimin büyük adam olduğunu Allah bilir tabii de kesin olarak. Biz ortadaki delillere göre büyük adam biliyoruz. Bize göre mesela diyelim Mevlana cennetin en üst makamında. Diyelim onun torunlarından birisi cenneti kazandı ama kapının eşiğinde kaldı. Yüksek bir yeri kazanamadı. Allah Celle Celaluhu o çok sevdiği kulun üzülmesin diye onun gerisinden olan, zürriyetinden olan ama aşağılarda kalmış adamı alacak, onun yanına götürecek. Ondan dolayı diyorum, sülalenizde bir tane iyi adam varsa yine işi kurtarırsınız. Bu milletin de sülalesinde hep var. Nasıl var? Sorarsanız, deden nerede? Çanakkale'de şehit oldu. Deden nerede? İstiklal Harbi'nde şehit oldu. Şehitten daha büyük şefaatçi olur mu? Yüksek mertebe çıkan olur mu? Bu milletin hepsi sanki cennetin üst dip şehirlerine, makamlarına gidecek inşallah. Ben öyle diyorum. Çünkü hep milyonlarca şehit verilmiş bu vatan kurtuluncaya kadar. Neyse efendim, şimdi bu cuma günü şeysini bir bu hadiste ikindi ile gün batan arasında arayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun da bu anlarda Allah'ın rahmetinin, feyzinin, bereketinin taştığı anlardan bir an o. Ona rastlamaya çalışın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günü bu anlardan bir andır. Bunu arayacaksınız. Bunu devamlı kontrol edeceksiniz. Ne olacak yani? Kalbinizi kontrol edeceksiniz. İçinde bulunduğunuz anı kontrol edeceksiniz. İnsanın iyi durumu olur, kötü durumu olur. Meyhanedeki adamın sen iyi adam diyebilir misin? Yaptığı durum iyi kötü. Kumar oynuyorken iyi durum diyebilir misin? Kötü. Hırsız yapmaktayken iyi diyebilir misin? Kötü. Akıllı adam hırsızlık yapamaz ya. Ya hırsızlık yaparken Azrail gelse tamam dese ne olacak? Allah bizi kötü akıbetten korusun. Yani akıllı adam bunu yapmıyor. Ya şimdi ölüm. Ölümün ne zaman geleceğini garanti eden var mı? Ya o pis haldeyken canın çıkarsa aman ya Rabbi. Niye söylüyorsun hocam? İnnemel amalu bil havatim. Ameller son duruma göre değerlendirilir. Mühürü basarlar. Bu hırsızlık yaparken ruhunu aldık. Bakar Allah hırsız. Bu meyhanede kafayı çekerken öldü, aldık. Allah korusun. Bir de var adam cuma, Ramazan'da oruç tutuyor. Oruçluyken camiye gelmiş, pat düşüyor ölüyor. Bu ne kadar güzel değil mi? İbadet ederken bir keresinde cuma günü böyle hadis okuyorduk biz. Adam hep gelir, bu sünnetleri de yapar. Erkenden gıcır gıcır yıkanır, gelir. Gelmiş, yıkanmış böyle böyle sağ ilerimde. Korkmaz yani, sen sağdakiler ölecek demiyorum ha. Böyle sağ ileride oturuyor, dinliyor bizi. Derken hop bir baktım düştü adam. Adam banyo yapmış gelmiş evinde. Saçı bile daha ıslakmış. Orada abdestinle, cuma beklerken, vaaz dinlerken öldü. Ölümler çeşit çeşit. Allah bize hayırlı akıbet versin. Hayırlı akıbet. Şimdi içinde bulunduğunuz durumu, cuma günü kabul saati, ondan diyorum. Kabul saati için kalbinizi kontrol edeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumu kontrol edeceksiniz. İyi saatte miyim, kötü saatte miyim, durumda mıyım? Durmadan ya estağfurullah diyeceksiniz, ya la ilahe illallah diyeceksiniz, ya salavat getireceksiniz, ya Kur'an okuyacaksınız.
Dükkanınıza helal rızık kazanmak için çalışıyorsunuz. Kalbiniz Allah demeye engel değil ki o. Mesela Kars'ta Hasan-ı Harakani Hazretleri var. Anadolu'yu fetheden gazi dervişlerden. Hem asker kumandan hem de alim, fazıl bir insan. Allah ona rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimiz rahmet eylesin. Kumaş satarmış. Her gün 100.000 la ilahe illallah dermiş kalbiyle. Dükkanlı kumaş satıyor ama yani engel değil ki bu. Cuma günü buna dikkat edeceksin. Duayı çok yapacaksın. Vesveselerden, dünya vesveselerinden, kötü vesveseler uzak kalmaya çalışacaksın. Böyle hazır ol da duracaksın cuma günü. Evet, şimdi bir cuma gününün kabul saati bu. Şimdi okuduğumuz hadis-i şerif. İkincisi, bir başka hadis-i şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinden en çok hadis naklettiğimiz kimseden. Bunun yanında bir de Ebu Berde, Ebu Berde Mahreme'nin rivayet ettiği kimseden, innehâ mâ beyne en yeclisel imâmu alel minber ilâ en yakdıye es salâte. Burada da bu hadis-i şerifte de imamın minbere oturduğu an ile namazı bitirdiği ana kadar olandadır bu kabul saati diyor. Onun için işte bu rivayete binaen bizde şeydir, bütün İslam aleminde de minberdeyken hatipler dua ediyorlar, dua ederler. Sen yalnız o zaman amin demeyeceksin. Dinlemek farz olduğu için o diyecek, o dua edecek, görevi o. Müslümanlara dua edecek. Kabul saati bu hadise göre orada olabilir. Evet, o zaman açıktan amin demeyeceksin. Bu hadis-i şerife göre hatip minberdeyken namazı kılıncaya kadar olan dönemdedir. Evet, dönemdedir. Abdullah ibn Selam Yahudiymiş. Beni İsrail'denmiş. Alim, Yahudi alimi. Zengin bir adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Sorular sormuş. Soruları Tevrat'taki gibi aynen Peygamberimiz cevaplamış. Peygamberimiz fakülteye gitmedi. Okumadı. Ümmidir. Kur'an-ı Kerim'e öyle söylüyor. Ümmi, Nebiyyül Ümmi. Bazılar buna da itiraz ediyor. Kur'an var ya hoca, Kur'an var. Ümmi diyor ya Kur'an, ne diyelim ya. Allah ona her şeyi öğretmiş. Biliyor. Tamam diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor Abdullah bin Selam. Her şey tamam, Tevrat'a uygun. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor bu Yahudi kavminin en ileri gelen adamım, bilirler beni. Severler. Arkadaşlarımın da hidayet nasip olması için bir tedbir düşünelim. Olur diyor, ne yapalım? Şimdi Peygamberimizin odaları var. O odalar bizimki gibi lüks daireler değil. Bir hadis-i şerifte Peygamber yazlıkta şöyle derdi, kışlıkta şöyle der deyince profesör arkadaş, hoca dedi ya Peygamberin yazlığı varmış bak dedi, zenginmiş. Güldüm. Yazlık dedi. Şöyle yan yana ortasında perde olan iki oda. Kışın güneşin geldiği tarafa geçermiş. Kışlık. Yazın da güneşin gelmediği gölge tarafına geçermiş odanın. Kışlık yazlık dediği bu yahu dedim. Bizimki böyle köşklü bahçeli binası yok. Öyle hadisler geçiyor. Öyle basit sade bir hayat sürüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle mescide bitişik odalar bunlar. Abdülselam demiş ki ben demiş şimdi arkadaşlarımı çağırayım, sen beni onlara sor. O Müslüman oldu de, ondan sonra da ben çıkayım arkadaşlar ben Müslümanım de. Onlar da Müslüman olsun canım arkadaşlarım. Olur demiş Abdullah ama hidayet Allah'tan. Böyle kararlaştırdıktan sonra çağırmışlar o Yahudi diğer alimleri, önde gelenleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu odasının ortasında perde var. Burada oturuyor peygamber. Geçmiş perdenin arkasına. Yahudiler girmişler. Girdikten sonra işte hoş beş nasılsınız filan dedikten sonra demiş ki Abdullah Selam nasıl bilirsiniz? Ooo demişler Abdullah Selam büyük alimdir. Asil sülaledir. Şerefli adamdır. Falan. Ne kadar övmüşler. Nasıldır sözü? Çok doğru söyler. Hiç yalan söylemez. Sözünün yeri adamdır.
dürüst adamdır. Hep övmüşler, övmüşler. Demiş, Efendimiz buyurmuş ki, Müslüman olsa ne dersiniz? Yok canım demişler, akıllı adamdır, o Müslüman mı olur ya demişler. O çok alim adamdır, akıllı adam, Müslüman olmaz. Tam bu sırada perdeyi açmış. Abla, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü deyince, zaten sen milletin en rezil adamısın, şerefsiz adam demişler, yalancı adam, sözüne güvenilmez. Bir dakika evvel ne söylediler? Adamların penceresi kapalı, değil mi efendim? Bir dakika evvel ne söylüyorlar? Bir dakika sonra bilimsel kaynaklarda böyle yazıyor. Bu Abdullah bin Selam güzel Müslüman olmuş. Allah ondan razı olsun. Yahudi asıllı. O diyor ki, o söylüyor, şöyle söylüyor. Abdullah bin Selam, o cuma günü son saattedir. Son ahir saatin fil cuma. Cumanın son saatindedir diyor. Ebu Hureyre ona demiş ki, son saatindedir. Keyfe yekunu ahir sa'a? Ahir sa'a fi yevmil cuma. Cuma gün son saatte nasıl olur Abdullah selam? Vakat kâle aleyhissalatu vesselam, la yusadifuha abdun muslimin ve huve yusalli fiha. Namaz kılarken rastladığı andır diye hadis-i şerif var. Peygamber öyle söylüyor. Nasıl olur gün ikinden sonra nafile namaz kılınmaz? Kerahattir. Sen de öyle söylüyorsun. Senin sözüne gülün, doğru değil. Abdullah bin Selam alim adam. Demiş ki, elem yakul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men celese meclisen yantaziru salate fehuve fi salati. Peygamber duymadın mı, söylemedi mi? Bir adam camiye erken gelse, namazı beklese, ezan okunmadan camiye gelse, namaz kılmak için camide otursa beklese böyle. Namaz kılıyor, kabul edilir demedi mi? Namaz kılmak için bekleyen adam namaz kılıyordur diye melekler aynı yazı yazarlar demedi mi? Dedi demiş. Bu da işte öyle. Öyle söylüyorlar. Hulasa senin anlayacağın, cuma günü bu saat gizli. Gizli. Günün her an, böyle rivayetler var ama çeşitli rivayetler var. Peygamberimiz cuma günü Müslümanlar hep uyanık geçirsinler diye bir öyle söylemiş, bir böyle söylemiş, tam saatini söylemiyor. Yoksa sadece o saatte dua eder, öbür tarafta bu da edepsizlik olur. Bu edepsizliğe düşmesinler diye, teşvik olsun diye, cuma günü iyi geçirsinler diye söylememiş. Cuma günü şafak söktüğünden gün batana kadar sahabe gibi camiye girip Allah demeli, meramın, isteğin yerine gelsin için. Şimdi o saati söylüyor Peygamberimiz. Ne kadardı o saat? Kıymetli şeyler nasıl olur? Az bulunur, değil mi? Evet. Kıymetli şeyler çok olmaz. Az bulunur. Böyle demiş. İkindi ile gün batan arasındadır. Hadisin, okuduğum hadisin devamını okuyorum. Vahiyye kadru hâze yakulu kababahu. Şöyle yapmış Peygamberimiz. Salıvermiş. Aha demiş. Elimi yumdum, açtım. O icabet saati bu kadardır demiş. Onun için durmadan dua edeceksin demek ki. Durmadan Allah diyeceksin. Kıymetli şeyler böyle mebzul olmaz, çok olmaz. O ikindi ile gün batan arasındadır diyor bu hadis-i şerifte. Ötekilerde de işte hadip minberdeyken şundadır, bundadır diyor. Cuma gün hangi saati anın olursa olsun devamlı zikir, tesbih, istiğfar, hayır halinde olacaksın ki o saati yakalayasın. Aha bu kadardır diyor. Azdır yani. Azdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Tabarani Hazreti Enes'ten, Buhari'nin hadisinde fihi sa'atun la yuafikuha abdun muslimun ve huve kaimun yusalli yes'elullah ta'ala şey'en illa a'tahu iyyahu. Cuma günü bir saat vardır ki mümin namaz kılarken, bunu dua ederken de diyebiliriz. Çünkü salat dua anlamına da gelir. O saate rastlarsa duası kabul olunur. Buhari'de böyledir hadis-i şerif. Bu hadisi böyle Hazreti Enes'ten nakletmişler. Hazreti Enes de çocuk yaşındayken babası şehit olmuş. Annesi demiş ki, ya Resulallah, hepsi senin demiş. Eti kemi senin. Sana verdim. Onun yanında terbiye olsun diye.
9 sene kalmış Hazreti Enes peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Şimdi böyle bir gün falancaya git çağır gel demiş. Göndermiş çocuk ya. Giderken diğer çocuklar kum oynarken rastlamış onlara. Onu da kum oynamak canı çekmiş. Oturmuş başlamış vuu vuu falan. Gelmemiş. Anadolu'da ne derler? Çocuğa iş inan, arkasından kendin git derler. O buraya dayanır. Bizim insanımız hep sözlerini hadise, ayete dayandırmıştır. Şimdi kalkmış gelmiş peygamber. Çağırma olmamış, yerine gelmemiş. Bakmış ki kum oynayıp dur arkadaşlara. Enes demiş, ben sana ne dedim? Şimdi gidiyorum ya Resulullah demiş. Beni diyor hiç azarlamadı diyor. Kaşını bile eğmedi. Dövmek ne kelime? Hiç kaşını bile eğmedi. Böyle bir sahabi, yani peygamber yanında yaşayan, ondan nakletmişler hadis-i şerifi. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizleri nail eylesin inşallah.